şu anda. Yayında Tamam. mıyız? Evet Müthiş. abi Nasılsın? yayındayız. Bu arada herkes tekrardan hoş geldi arkadaşlar. Uzun Hoş zamandır bulduk. gerçekten ağırlamayı istediğim, geçen hafta da artık bir TM-Lab mevzusu geçince akşam oturmasında ya TM-Lab bir şirket tarafından bir topluluk muydu, ney miydi böyle tam tanımlanmayınca dedim tamam TM-Lab'i artık buraya çıkartıp bir kendisini anlatması zamanı gelmiş bence dedim. Çok iyi Güzel yapmışsın. sorularım var size. Öncelikle abi hemen böyle TM-Lab nedir, no code nedir onun özeline girmektense ne haber abi nasılsınız? Teşekkürler. Orçun Teşekkürler, sağ olasın. sana sorayım abi ne haber nasıl gidiyor? Okey, tamam. Şu an tam üstümde sen varsın. Ha. İyiyim abi, seni sormalı. Görüşmeyeli nasılsın? İyi Benim abi çok keyifler gayet şükür. yerinde. İşte Süper. biliyorsun şirket değiştirdim. Proteinden ayrıldım ben de. Takip ediyorsun zaten. Evet Şu anda evet. FlatClass'dayım. Bir tane cloud computing şirketindeyim. Bayağı Aha. işler yolunda. Şu anda global müşterilerimiz var vesaire, işte onlara hizmet veriyoruz. Genelde ben yine bildiğin gibi tabii ki de Protel'den dashboardlar olsun, işte kullanıcıların Çok böyle işte seversin onları yalnız. abi dashboard yapmak zaten benim şu anda hayatım oldu bu arada. Yani hani dashboard yapmadan ben yapamıyorum bulunduğum şirkette. Dolayısıyla yine aynı noktadan ben devam ediyorum Süper açıkçası. abi, Şu an harika. her şey yolunda özet olarak çok şükür. Süper abi. Ya Nazar değmesin diyorum. abi süper. O enerjinden de anlaşılıyor bu arada. Gerçekten hani Aynen. mutlu olduğun ya da yaptığın işi sevdiğin enerjinden de anlaşılıyor. Doğru. Arda sözü sana vereyim. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Senin takım arkadaşın da Orçun ve ayrıldı şimdi yeni yerden bahsetti. Şimdi sen Protel'den devam ediyorsun. Aynen, ben Protel'de Orçun vasıtasıyla esasında girmişim. Ben hala Protel'deyim. Bizde daha çok takip eden biliyordur. Payment POS sistem üzerinde geliştirme yapıyoruz. Oradan devam ediyor. Sen de Süper süper. Evet biliyorsundur evet. Ben de zaten. Protel geçmişim olduğu için aslında biliyorum kesinlikle. Abi ama şunu sana çok net söyleyeyim. Bizim sektöre özel midir bilmiyorum ama birisi seni yanına alıyorsa muhtemelen kendisi gidecektir. Ya hep öyle oluyor abi. Sekmez yani. Biz beraber Evet. çalışalım diye bir motivasyonumuz da artmıştı ama sonra öyle bir şey oldu. Güzel Aynı yoldan Arda. devam ediyoruz. Arada şu anda şey mesela bizde bir tane marketing falan bir tane daha designer alacağız. Haberim olsun. Hani Gördüm elinde. ilanı da şimdi konusunu açmayayım Güzel. dedim. Süper. O şekilde. Yücel abi sen de hoş geldin. Sana da bir söz Hoş vereyim. Ne bulduk. yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Bir kendini kısaca bir tanıtsan güzel Tabii. olur. Yani ben bu grupla biraz yabancı sayılırım. Çünkü tasarımcı da değilim, yazılımcı da değilim. Ama Twitter'a girdiğimde sadece tasarımcılarla yazılımcıları görüyorum. O yüzden neler konuşuluyor, neler yapılıyor. Takip ediyorum ben de. Eski bir girişimciyim. Başarısız bir girişim oldu. 2 sene, 1,5 sene boyunca uğraştık. Ürün çıkmadı. Şu anda girişimcilik merkezinde, Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası'ndayım. Girişimcilere, ürün çıkarmaya uğraşan, pazara çıkmaya uğraşan girişimcilere destek olmaya çalışıyoruz. Tabii ufak ufak Süper. projeler de yapmaya başladık. Startup uzun bir yolculuk ama hafta sonu projeleri gerçekten keyif veriyor. İşte no code'a da buradan yani hafta sonu projesi yapmak için güzel bir araç, güzel bir yöntem no code. Onu da konuşuruz zaten. Aynen. O işin o taraflarına doğru geçeceğiz ama önce gerçekten Orçun ve Arda neden burada? Bize anlatacakları çok şey var. Şöyle bir başlayalım ufaktan. Arda ile Orçun Türkiye'de tasarım toplulukları çok fazla olmadığı için aslında çok değerli bir şey yapıyorlar. Türkiye'de bir tasarım topluluğunun aslında ikisi kurulumuna öncülük eden arkadaşlar. Tabii şu anda hani kaç kişisiniz, o yönetim grubunda kaç kişi var bilmiyorum ama orada bir onu da konuşuruz. Abi TMLab isminden başlayarak TMLab niye TMLab? Ne iş yapıyor? Bir onları bir girelim mi? Girelim. Burada sözü Arda ben alabilir miyim? Eğer istersen müsaadenle Tabii, tabii buyur ki. abi. Her gibi ortam. İsmi de buraya evrilten sen olduğun için. Aynen. Aslında Adem şöyle, konu tabii ki de sen de aslında bu süreci yakından biliyorsun. Biz ilk Kesinlikle. başta bir tane YouTube kanalı olarak hayatımıza başladık Tasarım Mutfağı diye ve biz ilk başta şunu yapmayı hedefliyorduk. Tasarımcılar böyle bir araya gelsin ve YouTube'a bir content üretelim diye biz aslında yola çıktık. Daha sonra işte Slack hayatımıza girdi. Slack tarafında dedik ki ya tamam okey bu kadar çok tasarımcı var. Evet bunları biz bir araya toplamalıyız.
Daha sonra işte biz bu insanları bir araya topladık, nitelikli insanları. Sonrasında şey dedik, bu bize aslında yetmemeye başladı. Yani evet, her yerde tasarım konuşuluyor, herkes tasarım konuşuyor. Twitter'da, Slack'te, Instagram'da, Cart'ta, Curt'ta. Bizim bir şekilde bu noktadan sıyrılmamız lazım dedik ve aslında 2020 ve 2021 planlarımız arasında bazı şeyler vardı. 2020 planlarımız arasında şöyle muhabbetlerimiz vardı bizim. Tasarım mutfağı tamamıyla şekil değiştirecek. Sadece bir tasarım komünitesi olmaktan çıkıp end-to-end tasarımcılara hizmet veren bir platform haline gelecek diye bir ardıyla aslında şey antak kalıp ve bu noktada aslında icraatlerimize başladık. Bunun başında şunlar geldi. İşte etkinlik yapmak geldi. Etkinlik yaptıktan sonra işte şu anda sitemizi açtık. Sitemizde tasarımcılara ve frontendçilere yönelik işte ilanlar girmeye başladık. İşte bize gelen talepleri yayınlamaya başladık. Daha sonrasında şunun biz eksikliğini gördük. İşte sen de çok iyi biliyorsun. Sana da her gün LinkedIn'den, Twitter'dan birçok insan abi ben ne yapmalıyım, sektöre nasıl atılmalıyım, bilmem ne diye birçok soru soruyor insanlar. Ve Arda ile dedik ki, abi dedik biz madem bir tasarım topluluğuyuz ve hani tasarımcıları içimize çekiyoruz ve biz aslında bizden önce gelen jenerasyona da yardım etmeliyiz. Ya da bizden önce gelen olmasına da bu arada gerek yok. Deneyimlerimizi bir şekilde insanlara aktarmalıyız. Bu bağlamda mentorlar hizmetini biz devreye aldık. Hı hı. Burada da Arda'yla orada virgül koyayım Orçun. Hani şey 2020 düşüncesi vardı ama tabii bu Orçun'un konuştuğu konular yani 2 yıl öncesine dayanıyor. 2-3 yıl öncesine dayanıyor bu arada. Yazılımcı olmadığı için bir türlü yapamadığımız şeyler bunlar esasında. Yani evet, evet. Hani neden nasıl geldi buraya olay biraz buradan kaynaklanıyor deyip süper. Bir de Orçun aslında hani başlangıçtan başlayıp şu ana kadar yaptığınız birçok şeyi başlıklar halinde söyledi ama bunların hepsine ayrı ayrı gireceğiz. Gerçekten hani mentor tarafında ne yapıyorsunuz? İşte shop tarafı var işin. Bir de benim en çok merak ettiğim şey şu. Evet, bir tasarım topluluğusunuz ama anladığım kadarıyla kapalı bir tasarım topluluğusunuz. Yani siz bir başvuru sürecinden geçiriyorsunuz insanları. Buradaki amacı tam olarak ben bu arada biliyorum hepsini de yine de insanların anlaması için bunu neden yapıyorsunuz kısmınızı sorgulamak için size cevap hakkı tanımak için bunları soruyorum. Yani orada neden insanları şey yapıyorsunuz bir başvuru sürecinden geçiriyorsunuz? Orta sen bir giriş yap, ben de biraz cevap, bununla ilgili bir konu var, onu da ben şey yapayım, maddi para kısmında ben cevap, sen giriş yap ama. Aslında şu şey, ya bundan 2 sene önce biz bir başvuru alıyorduk Typeform üzerinden ve başvurularda mesela tasarımcı olmayan ya da gerçekten tasarıma ilgi duymayan veya bize portfolyo sunmayan insanları biz topluluğumuza dahil etmeme gibi bir kararımız vardı bizim. Ve bu bağlamda aslında biz hayatımıza devam ediyorduk. Fakat daha sonrasında şöyle bir şey oluştu Arda'yla benim kafamda. Abi dedik tamam Türkiye'de bu tip insanlar var. Tamam tasarımcılar, tasarım ilgi duyanlar vesaire. Ama günün sonunda bunu öğrenmeye çalışan insanlar da var. Derken biz aslında kapalı topluluk olmaktan çıkıp daha açık bir hale gelmeye çalıştık. Fakat sanıyorum ki bunu senin de sorunla beraber çok fazla insanlara yansıtamamışız. Aslında buradaki konu şuydu. Evet biz kapalı bir gruptuk. Gerçekten tasarımla ilgilenen ve gerçekten üreten insanları almak istiyorduk. Ama günün sonunda konu şuraya evrildi. Sen bir tasarımcı olmasan bile sadece öğrenmeye hevesliysen bizim topluluğumuzda yer alabilirsin ve alabilmelisin. Çünkü biz şunun farkındayız. Yaşadığımız coğrafyada ne yazık ki sen de biliyorsun çok iyi bir şekilde yurt dışına çıktın, Türkiye'de yaşadın vesaire. Ya baktığımızda işte hani İstiklal Caddesi'ne gittiğinde apartman isimlerine bak, tipografilerine bak ya da ne bileyim dükkanların afişlerine kafanı bak. Kafanı çevirdiğin her bak. Yer. Çirkin abi, çok çirkin ve hani biz bunu aslında birazcık kendimize görev edindik. Biz bu çirkinlikte yaşamak zorunda değiliz. Ve hani biz bu çirkinlikte yaşamak zorunda değiliz ama bunları kim düzeltecek? Yine biz, sen, ben, Arda ya da Yücel gibi insanlar bunu düzeltecek. Hani ve bu bağlamda biz aslında birazcık daha tasarım mutfağını ya da yeni adıyla TM Lab Studio'yu halka arz etmeye çalıştık birazcık daha. Borsaya açılıyor gibi oldu. Aynen. O bağlamda da şöyle bir karar aldık. Tabii ki sen de biliyorsun konuya çok uzak değilsin. Bir topluluk yönetmenin, toplulukta etkinlik yapmanın, topluluğa fayda sağlamanın belli bir maliyeti var.
Ve bu maliyetleri Arda ve ben her zaman kendi ceplerimizden karşılayan insanlar olduk. Ve daha sonrasında Slack katılımımızı 8 lira gibi aylık çok cüzi bir miktara insanlara sunmaya başladık. Aslında hikaye burada birazcık daha farklılaşmaya başladı. Biz bunu yaptıktan sonra aslında temelde şöyle bir şeye dayanıyor konu. Bir şey ücretsiz yapmakla 1 lira yapmak arasında bence çok büyük bir denge farkı var. Hani insanlar bir şey 1 lira olsa bile para ödediğinde oradan gerçekten daha çok bilgi sahibi olma eğiliminde oluyorlar. Çünkü bedava olan şeyi çok çabuk tüketebilirsin ya da işte 3 gün açmayabilirsin, 5 gün bakmayabilirsin. Ama biz bunu istemiyoruz. 8 lira bugün Türkiye şartlarında veya işte sektördeki insanlar bakımından baktığında çok fazla bir şey ifade etmiyor aylık fazla. Biz sadece insanların gerçekten yani bilgiye erişmek isteyen insanları bir noktada toplamaya çalıştığımız için böyle bir karara vardık. Ve artık Slack grubumuzu 8 liralık bir aylık aboneliğe bağladık. Bu arada ben kesinlikle destekliyorum yani. O çok güzel bir filtre olmuş gerçekten. Çünkü öteki türlü ilgilenip ilgilenmemesini hiçbir şekilde anlayamıyorsun. O filtre aslında gerçekten onu istediğini gösteriyor. Yoksa orada para mevzu bahis değil yani. O kişi filtreliyor orası. Abi o para kesinlikle zaten öyle geliyor. Slack içerisinde bazı talepler oluyor. Böyle yurt dışında güzel setler oluyor. İşte Notion'un geçenlerde seti vardı. Böyle bir güzel bir şablon yapmıştı. İşte ama 60 dolar. Şimdi 60 doları TL'ye çeviriyorsun. Bayağı bir para falan. Bir de bak da kasada para var. Çünkü o para birikiyor oradan gelen para. Yani bunu çok rahatlıkla kullanabiliriz. Hiç düşünmeden. Hani biz iki kişi bedava verelim işte. 60 dolar 60 dolar. Hani böyle rahat bir şekilde en azından arka tarafımızda bir şey birikim olduğu için bunu tekrar içeriye kullandırabiliyoruz. Harcayabiliyoruz. Bu da biraz güven hani şeyi sağlıyor. Yani güç sağlıyor açıkçası. Tabii, şu anda böyle sponsor devam ediyor değil mi bu arada? Yani başvuru atıyorum 8 TL üzerinden verenlere siz orada hani portfolyosuna bakıp değerlendirip hala alıyor musunuz? Yani parasını verdiyse bile yok artık değil mi? Artık normal portfolyoyu değerlendirmiyoruz ama ben yine girip bir bakıyorum açıkçası kişisel olarak. Kim, yani kimdir bu bakıyorum aramıza katılan diye meraktan bakılır zaten. Evet, evet yani eskiden işine de portfolyoya bakıp hani çünkü hep mottomuz da şey zaten sitede yazıyor nitelikli ve işini seven insanları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Amacımız burada 20 bin kişiyi bir anda barındırmak değil tam tersine sayı yerine nitelikli insan olsun daha iyi yani o yüzden şimdi parayı ver hani geliyor zaten parayı verdiği için Orçun'da dediği gibi direkt odaklanıyor oraya zaten. Güzel. Ya aslında nitelikli insan deyince şöyle bir şey de anlıyorum. Aslında hani dışarıdan nitelikli insanı içeri almak değil de içerideki o öyle bir ortam oluşsun ki yani herkes birbirini kültürel anlamda ya da dizayn anlamında geliştirsin. Orada içeride bir birbirini eğitme ortamı var aslında anladığım kadarıyla. Kesinlikle evet, öyle bak, abi. Evet. Zaten hani bunun ya bunun çok fazla örneğini yaşıyoruz aslında. Hakikaten de Slack grubumuzda işte birisi bir post atıyor ona yorumlar yapılıyor ya da işte birisi bir konu hakkında bir fikir istiyor ona yorumlar yapılıyor vesaire vesaire işte bin tane örnek verebilirim ya da bundan bağımsız olarak işte yeni hayata geçirdiğimiz 3-5 ay öncesinde mentor servisini geçtiğimiz Ocak ayında yılbaşı hediyesi olarak free bir şekilde insanlara açtık ve gerçekten çok ciddi talepler aldık. Orada birçok insanla beraber konuştuk, deneyimlerimizi paylaştık, insanlara yol gösterdik vesaire ve hani şunu anlamaya başladık. Gerçekten insanlar nasıl desem ya bilgiye aç demek ne kadar doğru bir kelime bilmiyorum ama insanlar gerçekten öğrenmeye hevesli. Ve biz insanları bir şey öğretmeyi kendimizde bir şekilde görev edindik. Bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Belki kimisine göre hani bu ameleliktir işte ya da hani yapılmaması gereken bir şeydir. Hani sonuç olarak işimizden gücümüzden ya da işte sosyal yaşantımızdan feragat edip de biz böyle aynen şeyleri öyle yapıyoruz. Kesinlikle. Öyle, yani ben de içerik üretici olarak seni o kadar iyi anlıyorum ki şu anda. Yani birazcık da bu şunun gibi abi. Komüniteyi beslemeye başladığında sende o kadar güzel bir tatmin duygusu böyle içinde böyle bir şeyleri başarmış duygusu oluşuyor ki onu devam ettirmek istiyorsun. Yani o başka bir duygu açıkçası. O şey gibi zaten sen bu sektörün içinden besleniyorsun. Belli bir yere geliyorsun. Ya ben zaten bu edindiğim tecrübeyi de
başkasına vermemde hiçbir sorun yok ya da zor değil aslında. Zaten öğrenmişim. Bunu vermesi daha kolay. Orada ben seni çok iyi anlıyorum o anlamda. Ya bir de onun dışında bir şey var abi. Pardon Orçun. Yani öğrenme kısmı da tabii bir tarafta var ama bir de çok iyi insanlar tanıştık. Yani hiç yani bu işini iyi sevip yapan insanlar ama piyasada olmayan, görmediğimiz toplulukların bu kadar aktif olmadığı dönemlerde olan insanlarla tanıştık. Bir yandan da iş bağlamında freelance işler olsun, paslaşmalar olsun. Yani bir yandan win-win durumu var yani. Burada gerçekten onu sağladık bir yerde. O da beni motive olarak çok motivasyon veriyor bana. Süper. Kazanç sağlandırıyor manevi olarak. O yüzden devam ediyoruz. Yani 4 senedir, 5 senedir bu şekilde zamanla yapıp topluluk. Mesela YouTube içerik yaratmak da çok zordu. O konuda sen deneyimlisin. Bu YouTube'u bıraktık. Yani orayı yapamadık çünkü. Yani içerik çıkarıp düşün planlı. Onun yerine daha organik gelişen ama yine insanların kazandığı bir ortam sağlayacak bir topluluğu en azından akışına bıraktık diyebilirim. Adem, mesela, pardon. Hani samimiyetini güvenerekten tabii ki de bunları söylüyorum ve buradaki izleyicilerin samimiyetine göre ya bazen gerçekten bu konu öyle bir hale geliyor ki şey oluyor işte Arda'yla bazen konuşuyoruz. Abi diyoruz acaba hani işte TMDB'nin acaba fişini çeksek mi falan. Hani ya bazen hani o kadar demotiv olduğumuz zaman oluyor. Bu siteyi yapamadığımızda no-code'la tanışmadığımızda o noktaya gelmiştik. Çünkü yani dükkanı yapamıyoruz, mentorluğu yapamıyoruz, lan hiçbir şey yapamıyoruz. O yüzden... Evet, hayal ettiğin hiçbir şey yapamıyorsun. Bir de şey var, gerçekten bu burada mesela Arda'yla, Arda değil yanında başka birinin olması burada çok güzel destekliyor. Atıyorum bunu tek başına Orçun olsaydı ya da tek başına Arda olsaydı kafası attığı yerde muhtemelen şey yapacaktı. Abi olmuyormuş, ben bu insanlara derdimi anlatamadım deyip bırakacaktı. Burada o şeyde o nasıl diyeyim mesela çekirdek ekipteki 2 kişinin 3 kişinin olması aslında birbirinizi gaza getirmek anlamında ya da düştüğünde diğerini elden tutması anlamında çok değerli. Abi de çoğunlukla kavga şey ediyoruz. Yani. Fikir paylaşmalı daha çok kolay diyebilirim ama abi bir şey daha iyi yapabilmek için kavga etmen gerekiyor. Evet aynen. Ya bu arada fikrin güç açması gerekiyor. Fikrini kazandırması gerekiyor yani. Bakıyoruz ki fikri daha ön plana çıkıyor tartışmada. O zaman onu yapıyoruz tabii ki de. Tabii o şu sıkılıyor bazen de. Daha çok böyle hani gemileri yakmaya müsait bir yapısı var bu arada Arda'nın. Abi yeter artık falan ben dayanamıyorum bilmem ne. Ondan sonra şey konuşuyorlar tamam bir sakin ol. Bir tartışalım beraber bir nedir doğrusu nedir yanlış nedir bir çözüm bulabilir miyiz falan. Ne olur bir fevri davranmayalım bilmem ne derken. İşte 4 seneyi aştık ya da işte 4 seneye geldik yani böyle. Çok iyi. Yani umuyorum ki gerçekten hani yani iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Bu arada hani herkes için böyle. Bu sadece Arda, ben, sen, Yücel için falan değil. Hani bu yani gerçekten ya bu işi isteyen, bununla ilgilenen, gerçekten tasarım tarafıyla ya da işte birazcık daha kafasını açmak isteyen insanlarla alakalı en azından ufak da olsa yol gösterip bir tık daha mentorluk edebiliyorsak veya içerideki insanlar bunu sağlıyorsa abi biz çok mutluyuz. Biz bundan gerçekten 10 lira kazanmasak da olur yani hiç. Asla böyle bir motivasyonumuz yok. Yani tamamıyla bütün muhabbet şeyde dönüyor. Yani herkes mutlu olsun. Herkes win-win durumunda olsun. Herkes bir şeylerin artık farkına varsın. Vesaire. Ve zaten size geri dönüşlerden de onu zaten az buçuk anlıyorsunuzdur. Yani kimlere fayda sağlıyorsunuz, kime yardımcı olmuşsunuz, kimin kariyerinde bir iz bırakmışsınız. Muhtemelen orada da çok fazla geri dönüş oluyordur ki ben kendimden biliyorum yani yaptığım YouTube'daki içeriklerden olsun, Twitter'daki paylaştıklarımdan olsun. Abi sağ ol, çok sağ ol. Senin sayende şunu yaptım, bunu yaptım, şu işe girdim bilmem ne derken o geri dönüşler gerçekten insanı motive ediyor. Bu kadar şey yaptınız, gerçekten hayal ettiniz, TMLAP'i şuraya getirelim, içerik olarak bunları hazırlayalım, insanlara bunu sunalım derken uzun bir yolculukta bu fikirlerin tamamını aslında ürünleştirip bir web sitesi haline getirmek lazımdı. Ve uzun çabalar sonra Webflow'la tanıştınız ve herhalde sizin derdinize derman oldu diye anlıyorum ben. Aynen. Webflow bizi kurtardı. Ondan öncesinde sen de bir destek atmışsın size konusunda sonra Hatice ile beraber çalıştık ama bizde biraz şey takıntısı var. Kontrol takıntısı ve böyle hakim olup böyle bir şeyleri detaya girip geliştirme takıntısı da var biraz bizde. O nedenle hani ben de biraz araştırmadım. Webflow'la da tanıştım. Gerçi Webflow'la ilk tanıştığımda biraz ısınamamıştım. Her ne kadar kod biraz işte
işte CSS, en az basic bir background'ım olsa da işte Hüseyin Galan var. Backlog konusunda başarılı. Buyur. Bu arada Arda şey abi, senin sesin çok kesiliyor. Muhtemelen şimdi yazanlar da olmuş. Böyle sesin çok yarım yamalak anlaşılıyor. Acaba network'ünle alakalı sıkıntı mı var diye. O zaman şöyle yapayım abi. Ben iki dakika çıkayım geleyim o zaman. Nasıl olur? İyi olur çünkü sağlıksız olacak. Senin dediğin, senin olduğun kısımlar çok anlaşılmayacak. Oraya yoksa gelmeden önce çözelim tamam abi. Birazdan bağlanıyorum. Varsa bir kablolu kulaklık da kurtarabilir belki, bilmiyorum. Ya bir bilgisayara geçeyim o zaman. Bu setup'ı değiştiriyorum. Farklı bir görüntüyle geliyorum. Tamam. Seni tekrardan tamam, bekleyene kadar. Tamam. Aynen. Biz muhabbetimize devam edelim. Orçun, o zaman şeyle Yücel'e bir söz vereyim ben bir. Yücel, şimdi biz bir TM Lab üzerinden konuşurken biraz kenarda kaldı. Hemen onu Arda gelene kadar şey, Yücel bu no-code hayatımıza girdi. Yani hayatımıza girdi derken öyle de bir girmiş durumda değil ama ucundan ucundan insanlar artık ya böyle de bir araç varmış, bunu kullanabilir miyiz, bu bizim işimize acaba yarar mı diye ufaktan bir bakınmaya başladı insanlar. Ki ben Product Hunt'a girdiğimde mesela böyle UI'ını beğendiğim, ya şuna bakayım şunun tasarımına kadar güzelmiş dediğim herhangi bir araca girdiğimde bende şey huyu var birazcık da, ya bakayım şunu hangi teknolojiyle yazmışlar, işte Next Framework'ü mü kullanmışlar, Gatsby ile mi yazmışlar, İşte bunu yoksa Webflow gibi hazır bir araçla mı yapmışlar, böyle her şeyin de kaynak koduna bakmayı seviyorum. Uzun zamandır gözüme takılıyor abi, gerçekten tanıtılan ürünlerin çoğu landing page'leri Webflow'da yapılıyor. Yani o tarafa da doğru bir göç var. No-code deyince şunun da öncelikle bir şeye söyleyelim bizi izleyen kişilere. No-code deyince hiç kod yazmamak değil. Yani evet, kod yazmadan siteyi bir yere kadar getiriyorsun. Gerçekten ihtiyacın olan landing page'i hazırlıyorsun ama çok uç case'lerde de koda girebildiğin durumlar var. Öncelikle onu söyleyelim. Bir de no-code denilen evet, olay araçlar özellikle ikiye ayrılıyor. Bir low-code dediğimiz, bir de no-code dediğimiz. No-code dedi yani low-code'la no-code aslında tamamen sürükle bırak yaparak siteler yapmanıza imkan tanırken low-code araçlar sürükle bırakın yanında size aslında kod yazacağınız imkanlar da, aslında entegre edebileceğiniz, bazı servislerle çalışabileceğiniz imkanlar da tanıyor diyeyim. Sözü sana bırakayım. Bu no-code yükselişi hakkında bir giriş yap istersen bize. Abi çok güzel sen giriş yaptın aslında. Ben bugün Webflow araması yaptım Google'da. Türkçe bir arama yaptım. 2013'te Erman'ın Webrazi'de yazdığı bir yazı çıktı. Kodlama yapmadan web site yapıyorsunuz diye. 2013. 2013 zaten bu Bubble'la ve Flow'da 2012-2013 gibi kuruluyorlar. Evet evet. Daha da böyle internette aramaya başladığınızda no-code dediğinizde şeyi görüyorsunuz. WordPress çıkıyor karşınıza. O da aslında baktığınızda birçok yazılımcı olmayan kişilerin işte 20-30 yıldır internete içerik üretebilmesini, kontentlerini taşıyabilmelerini, işte belki de milyonlarca kişiye ulaşmalarını sağladı. Aslında işte bu son 20 yılda çok da uzatmayayım. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Bir web uygulaması, bir yazılım, bir servis yapmak istiyor ve artık bu Bubble ve Webflow gibi araçlarla birlikte kullanımı kolaylaştı. İşte siz de takip ediyorsunuz. Kullanıcı alışkanlıkları, kullanıcı deneyimleri bambaşka bir seviyeye geldi artık. Ve 2020 yılında özellikle daha da çok duyulmaya başlandı. Yani aslında bu bir taraftan gelişiyordu ama bizim daha çok önümüze gelmeye başladı ve bu no-code araçlarıyla, yani nedir, normalde yazılımcı olmayan birisi, teknik bilgisi çok üst seviye olmayan birisi bir ürün yapmak isteyecek, bir şey yapmak istiyor. Bunun için önünde engeller var, bir sürü bariyer var. Bu bariyerleri aşması lazım. Tam olarak genelde kastettiğin ben, aslında tam olarak aslında çok fazla teknik olmayan, önünde bariyer olan deyince direkt TMLab aslında hedef kitle, aslında bahsettiğin aracı kullanacak olan kişi aslında tam, yani personasını çıkarttın. Tabii tabii, yani aha, burada nedir işte hacker, hipster, hustler hep böyle konuşulan bir dijital bir ürün yapacaksınız. Yani no-code araçları genelde dijital ürün yapmak isteyen kişilerin yanıtı oluyor. Bir yazılımcı lazım, yani bir ürünü var edecek, elleriyle yukarıya kaldıracak birisi lazım. Onu işte kullanıcıyla nasıl aksiyona geçeceğini, işte belki biraz sanatını, belki biraz güzelliğini katacak, kullanıcı deneyimini iyileştirecek birisi. Bir de bunun işte business tarafını yapacak birisi lazım. Ha, biri olmadan olur mu? Olur ama
her zaman da olmuyor. Mesela bir fikriniz var girişimciler için, özellikle kendimden de örnek verecek olursam. Bir yazılım yapmak istiyorsunuz. İnsanlar görüyor işte, yatırım haberlerini okuyorlar. Güzel başarılı girişimciler var yurt içinde, yurt dışında. Ben de yapayım diyor. Ben de yapmak istiyorum diyor. Öğreniyor işte, işin pazarlama kısmı öğreniliyor, finans kısmı öğreniliyor. İşte tasarıma girebiliyor. İşte bu Sketch, Figma. Ya benim kullanabileceğim düzeye geldi bu araçlar. Gerçekten bu çok sevindirici. İşin bir de yazılım kısmı var. Ya yazılımcı bulacak. O başlı başına bir arayış, bir macera. Ardından da o ürünün yapılma süreci var. O ürün 6 ayda mı çıkacak, 1 yılda mı çıkacak? Buradaki bütün bariyerleri hem zaman olarak hem de efor olarak hızlıca ürünleştirebileceğiniz şekle getiriyor. Bu no-code araçları. Yani sonuçta sıfırdan sunucuyla falan uğraşmaktadır. Bunlar hep göz korkutuyor aslında. Bu göz korkutuculuğu biraz dağıttı no-code. Diyeyim. Süper abi. Güzel açıkladın aslında. Konuyu biraz daha açtın. Şimdi ben burada kafalardaki soru işaretlerini gidermek adına senin özellikle böyle bazı konulara dikkat çektin. Hani işte bir tane yazılımcı lazım, bir tane tasarımcı lazım derken. Şimdi hala aslında no-code dediğimiz şey, tutup da bir yemek sepeti yapamazsın. Yani tutup da bir Netflix yapamazsın. Şimdi o bambaşka bir dünya. Onlar artık şey, bir büyük bir ürün, yani arkasında böyle scale edebileceğin tamamen manuel, işte belki milyonlarca kullanıcının olduğu bir üründen bahsetmiyoruz şu anda. Bizim aslında no-code'da şu seviyede gözünü kapatıp girebileceğin iş mesela şu. Bir tane web sitem vardır, ürününü tanıtıyorsundur, bunun bloğu vardır, bunun atıyorum iki basit birkaç tane tişörtünü, belki kalemini sattığın bir shop tarafı vardır. Tam böyle şu anda mesela tmlab.com'a girince aslında studio lütfen. Yanlış yere gitmesinler. tmlab.studio'ya gittiğinizde aslında göreceğiniz site tamamı aslında Webflow üzerinde yapılmış. Yani no-code dediğimiz şeyin bir aslında bir ürünü Webflow. Bu Webflow gibi aslında yüzlerce ürün var. Yani mobil uygula yapmak istiyorsan Bubble gibi örnekler var. İşte web sitesi yapmak istiyorsan Webflow gibi örnekler var. Anima app var mesela, ben mesela aynen öyle. Tam burada sözü ben size vereceğim. TMLab'i Webflow'da pardon Orçun, top sende. Çok şey ben sadece bir şey merak ediyorum. Sizce Webflow'la WordPress'in farkı ne abi? Süper. Abi WordPress, tamam mı? Normalde bir tane gidip DigitalOcean gibi bir yerde bir server kiralaman lazım. Daha sonra WordPress'i orada kurman lazım. Nginx ayarı yapman lazım. İşte WordPress kurulumunu yapıp uygun temayı giydirmen lazım. Uygun tema sana uymuyorsa PHP'yi anlaman lazım. İçinde o sana uygun eklentileri bilmem nelerini yazman lazım falan. Yani orada developer olmadan birinin o kurulumu yapması mümkün değil. Onu sana söyleyeyim. Aslında şey diyorsun. WordPress'te herhangi bir site yaparken aslında onu ayağa kaldırmak için diyelim. Yani hani bugün Team Fortress'ta baktığımızda işte 1000 tane şablon görüyoruz. Ve bu şablonu ben kendi WordPress'ime entegre ettiğimde aslında şeye geliyorlar. Bunun için bir tane developer gerekiyor aslında, değil mi? Kabaca. WordPress'te hani bu işleyiş bu kadar basit değil. Ama evet. Webflow mesela WordPress'ten ayıran en büyük farklardan bir tanesi aslında aradaki bu prosesi azaltıyor diyorsun. Hatta bitiriyor. Şöyle söyleyeyim ben sana. Şu anda Webflow gibi, yani Webflow reklamı gibi olmasın diye söylüyorum. Aslında Webflow en bilinenleri olduğu için özellikle Webflow vurguluyoruz. Şu anda Webflow'a mesela anında üyelik oluşturduğunda chat diye bir web sitesini bunu publish et diyorsun ve publish ediyor. Ya o kadar basite indirgemiş olayı. Mesela bir buton lazım. Yandan sürükleyip bırakıyorsun. Bir database'e mi ihtiyacın var? Yan tarafta CMS imkanı veriyor sana. Ya o kadar, yani WordPress'i kurmak o kadar hani uzmanlık gerektiren bir şey ki, onun işte admin panelini kuruyorsun, onun işte şifresini öteki tarafa giriyorsun. Ya ciddi söylüyorum şey yani. Hem backend'inden anlaman lazım, hem frontend'inden anlaman lazım. Birazcık da UI gözün olması lazım temayı düzgün editleyebilmek için. Böyle eski webmaster, yani WordPress'ci dediğin kişi aslında eski webmasterlığı hala geleneksel olarak devam ettiren kişi aslında şu anda. Aslında R10'dan gelen tayfa diyebiliriz galiba, değil mi? Şey yapmayalım. Birazcık. Çok vurmayalım şeyi. Öğretmeyelim. Yok. Ya şöyle de bir gerçek var. WordPress bizi şu ana kadar interneti mesela gerçekten
Şöyle söyleyeyim, yani bambaşka bir boyuta getirdi. Çünkü oradaki PHP'nin kolaylığı, basitliği, WordPress temasının zenginliği, insanların 2 dakikada o siteyi, yani her ne kadar bir backendçi lazım olsa da o backendçiyi buluyorsun ve 2 dakikada siteni ayağa kaldırıyor sonuç itibariyle. Ama şu anda o kaçan treni yakalayamadı WordPress. Aslında bu kadar sektörü ele geçirmişken, daha doğrusu şöyle söyleyeyim ben sana, internetin tamamını ele geçirmişken bir Webflow gibi bir araca dönüşemedi. Hala o zahmetli kurulum işlerini maalesef eski geleneksel yöntemle ısrarla devam ettiriyor. Kesinlikle mesela öyle. Birisi şey demiş, Upwork'ta deli gibi WordPress işi var. Çünkü neden abi? İnternetin %60'ı herhalde WordPress'tir yani. Yani şöyle söyleyeyim ben size, bir 10 sene daha WordPress yazan kişinin mesleği bitmeyecek. Yani en azından 10 sene daha bitmeyecek. Yani bu kadar site nereye gidecek abi? Bir anda dönüşüm olmayacak. Haliyle oradaki WordPress'çiler iş yapmaya devam ederken bir taraftan da burada no-code araçların yükselişi var. Bunu görmezden gelmemek lazım. Mesela birisi düzeltti. %80'i dedi mesela WordPress'miş internetin. Yani o görünen kısmı, o buzdağın görünen kısmı, alt tarafları söylemiyorum. Mesela birisi... Hani Facebook'un blogundan tut Beyaz Saray'ın sitesine kadar WordPress. Hani WordPress deyince böyle bir küçümser tavır takılmayalım da WordPress'in gücü inanılmaz. Sadece kendini entegre edememesi insanı şaşırtıyor. Bu arada ben konuyu bambaşka bir yere çevirmiş olabilirim. Özür dilerim. Sen tam olarak bir şey soruyordun. Ben birazcık hani blok edilmiş gibi oldum da affedersin yani. Yo, ben de tam şey diyordum. Hani bu kadar no code falan söyledik. Webflow bunları yapıyor dedik. Orada tam olarak TM-Lab Webflow'la tanışması, abi bu bizim şeyimizi, ihtiyacımızı kesin çözer dediğiniz o anı merak ediyorum açıkçası. Orada o zaman ben yanıtlayayım hemen abi. Açıkçası ben ilk girdiğimde her zaman yapmamız gereken şeyi söyleyeyim ben. Klonla ve boz olduğu için ilk önce yapılan örneklere baktım. Yani bakayım bunlar nedir ne değildir diye bir giriştim olaya. Güzel şablonlar da var. Hatta bizim web sitesinin en altında yazıyor. Can, soyadını unuttum. Yabancı birisinin şeyini bulmuştum. Açık kaynaklı. Paylaşmış adam. Kendi yazmış ve bunu paylaşmış. Bayağı uyuyordu içerik olarak. Yani yapı olarak, akış olarak. Tabii tam istediklerimizi gerçekleştirmiyordu ama onun üzerinden ilerledim. Yani yaparak, bozarak. Tabii bizim taleplerimiz biraz daha şey tarafı vardı. Bir ürün değildik neticede. Yani bir sayfa üzerine evet en basic yapabilirsin, kendi portfolyonu yapabilirsin, bir ürünü koyabilirsin ama biz mesela işte Stripe'a bağladık ve işte Webflow'u, işte Calendly'ye bağladık Webflow'u. Biraz kod gerektiren kısımları da oldu arka tarafta. Ama ilk giriştiğimizde zaten faz faz ilerledik. Yani işte ilk önce o template'te blog yapmak çok kolay mesela. Alt sayfaları oluşturmak, CMS panelini kullanmak çok kolay. O taraflar acayip basit. Sonra mentorluk esasında çok basit. Yani Webflow'un iyi tutmasının nedeni hakikaten o demin sen söylediğin gibi WordPress'te gerektiren kod yoğunluğunu şey yapmış adamlar, komponent olarak menüye sunmuş. Yani oradan sen çok rahatlıkla kullanabiliyorsun ve bağlayabiliyorsun. Bir de şey tarafı çok iyi Webflow'un, WordPress'in olduğu gibi. Her aradığını bulabiliyorsun abi. Yani bir yerde takılıyorsan YouTube, Google'a yazdığın an kendi üniversite diye bir alt kanal sayfaları da var. Orada da bulabiliyorsun. Webflow'un üniversite dediği, aslında Webflow'u anlatan, Webflow'un içindeki bütün özellikleri öğreten o eğitim dokümanı benim gördüğüm en iyi eğitim videoları. Yani o kadar özenle hazırlamışlar ki her bir videosu için stüdyo hazırlamışlar. Yani şaka gibi. Yani o videoların içinde genelde 4-5 konuyu anlatıyor adım adım adım. Zaten bir şey soruyorsan ben mesela işte dükkanla ilgili checkout'ta tıkandığım bir yer vardı. Yani direkt o videoya ulaşıp o 5 başlığın içindeydi zaten ve oraya bakarken iyi şöyle anlatım tarafının iyi olması da şu. Yani bir yeri çözerken 4 adım sonra yaşayacağın sorunu da çözmüş oluyorsun. Çünkü çok öyle güzel bir akış yapmışlar ki. Böyle bir tanışmamız oldu. Ve çok basit geldiği için bana da tabii şey tarafına geleceğiz büyük ihtimalle, kod gerektiriyor mu bilmek gerek. Çünkü tanıştığımda biraz şey olarak zorlandım. Ya çünkü yani o bilgim bayağı üniversitede kalmıştı, işte HTML table yapısı, div yapısı falan. Biraz onu gerektirdiği için böyle baktım yakına, bomboş çünkü ben beyaz şimdi neyi neyin içine koyacağım diye karıştırdım. Aslında çok güzel bir yere geldim mesela. O ilk tanışmadan sonra şunu herhalde fark ettin anında. Dedin ki her ne kadar bu no code tool'u olsa da benim burada kabaca bu
HTML nedir, div nedir, işte burada sağdaki işte hover verdiğimde altının çizgisinin çıkması bilmem nedir, en basit şekilde bir ufaktan bir CSS bilmen, HTML'in kabaca nasıl iç içe semantik şekilde koyacağını bilmen falan, bunlara ihtiyaç duydun herhalde. Evet, sen. O mimariyi kurmak için gerekiyor o bilgi. Yani o bilgi de olmasaydı yine ben Webflow'da ilerleyemezdim. Yani işte abimin süper yazımcı olması, işte benim üniversitede bu dersleri almamız biraz bu hani nerede önümüze çıkacak? Burada çıktı ve hani gayet de kullanılıyor. Yani basic olarak gerekiyor. Piyasada, daha doğrusu sektörde söylenen şey var ya, tasarımcı kod bilmeli mi? Aslında tasarımcı kodu tam burada bilmeli. Yani şöyle, ihtiyacı olduğu anda ihtiyacı kadarını çözeceği kadarını bilmeli. Mesela abi, siz öyle yaptınız. Yani. Şeyi çözdüm ya. Yani ben oralara inanamadım. Ben yaptıkça inanamadım çünkü yani böyle bir beklentim yoktu kendime. Yani Stripe'tan Webflow'u bağlama, orada biraz tricky yöntemler gerekti işte. Mesela bir butonu bir sayfada bir kere kullandırıyorsanız Stripe butonu, mesela örnek veriyorum biraz uç nokta ama 3 tane buton koyduk biz oraya. Yani 3 tane yerden ulaşabiliyorsun. Bunu engellemişler ya da bazı noktalarda engelledikleri noktalar var bazı şeylerde. Oraları çözmek için biraz ben çözmeye çalıştım, biraz destek aldım ama hele bazı yerlerde tıkanıp basic yerden biraz çıkıyorsan, çok az bile çıksan hemen kod gerekiyor. Zaten şey tarafı da var, yani HTML head ve body taraflarına müdahale edebiliyorsun, customize edebiliyorsun. Kesinlikle. Oralara girmek gerekiyor. Yani bazıları şey diyor, ben çok basit bir şey yapacağım diyor ama bir yerde tıkanıyorsa biraz girmesi gerekiyor. Yani JavaScript ve HTML bozuk customize etmesi gerekiyor açıkçası. Abi zaten şöyle de bir şey yok mu yani, her ne kadar şu şey mesela hayatımıza yeni giren X bir tool olsa bile, hani işte no code olsun, işte ne bileyim no design, no UI, işte hani X, Y, Z, no animation olsa bile, aslında temelde hepsinin background'ında bir şeylere hakim olmamız gerekiyor. Hani bunların hepsi aslında bence pazarlama stratejisinden ibaret geliyor bana. İşte ne bileyim, bugün sallıyorum işte principle'da diyorlar ki çok kolay bir işte animasyon yapabiliyorsunuz. Ama okey, tamam, yapabilirsin elbette. Kesinlikle mikro animation'lar bayağı kolay. Onda bir dert yok. Ama günün sonunda aslında senin şunu biliyor olman gerekiyor. Onun mantığını ve teorisini senin biliyor olman gerekiyor. Ve aynen, en azından öyle. Bu noktada geçmişte bir tık da olsa bir deneyimin olması lazım. Aha. Hani Webflow dediğin şey ya da işte hani XP üründen bahsediyor olsak bile, no code diye adlandırdığımız şeyde bile, senin dediğin gibi işte bir tane tasarımcının bile basic bazı kod bilgisine sahip olması ya da o mimarinin nasıl yapıldığına dair bir fikrin olması gerekiyor. Hiç kimse hani şey yapmıyor böyle, işte hani şırıngayla beynini bir şey entegre edip de abi şimdi işte Webflow'u kullanacaksın falan demiyor tabii ki de yani. Ya da herhangi bir tool için de bu aynı şekilde geçerli. O yüzden onlar bayağı bir karıştırılıyor. Atıyorum Stripe gibi bir şey sürükle bırak yapınca da olmuyor. Yani ne kadar no code dese de hiçbir şey sürükle bırak değil. Sürükle bırak bunun birinci aşaması. Bunu ikinci aşaması, o kodun içine giriyorsun ve bir şeyleri düzeltiyorsun. Abi Webflow no code ama ben 5 ay uğraştım yani. İşe var 6 ay falan, sadece bu yani sabah akşamın bu oldu diyebilirim hafta sonu. Ben de site ne kadar zamanda çıktı diye soracaktım. Versiyon 1 daha kısa da çıkmıştır ama şimdi 5-6 ay. Bir de şey yapmayalım. Yani şablon kullandım bir daha abi. Sıfırdan yapmadım. O dediğim şablon, hatta adama mail attım kullanabilir miyim falan, o da izin verdi. O şablon üzerine devam ettim ben. Ama tabii o şablon çok basic'ti. Yani sadece sayfalar vardı. Hiçbir şeye bağlı değildi. Yani ben hakikaten bir de tıkanınca kafayı yiyorum. Yani o buton çalışmayınca ben oynatıyorum. Girip işte Stripe'ın dokümanı var. O da çok çok iyi bu arada. Stripe'ın dokümanları falan. Adamlar kodla anlatmışlar ama yani hakikaten anlıyorsun. Yani okuyunca burayı mı kullanacağım, şurayı mı kullanacağım falan. O yüzden ya bilgi orada. Önemli olan bunu süper öğrenebilmek yani açıkçası. Kesinlikle. Ya, şimdi mesela geçen... Efendim çok... abi sen söyle. Yo devam edelim. Yo lütfen ya. Sen söyle. Ben başka bir soruya geçecektim o yüzden. Geçen... Ya, şu şey diyecektim işte, şu yani hayatımızı böyle kolaylaştıran tool'lar var mesela, işte geçenlerde ben de Spline'ı denedim hani 3D Figma gibi işte browser based çalışan bir tane 3D tool'u. Şimdi hani bunu X bir kişi açtığında gerçekten önceden bir 3D geçmiş yoksa hani bu tool'da bir şey yapması çok imkan dahilinde olmuyor. Hani o noktaya gelecektim işte yani. Kişiler direkt bu tool'larla başlamasınlar kısacası. Bu zaten Aynen. Aslında hani olayın özü gerçekten 101 tarafında yatıyor bence. Evet evet. Aslında başlayabilir. Şöyle ki atıyorum şu anda herhangi bir kişi After Effects'ten başlayabilir. Herhangi bir kişi Spline'dan başlayabilir. Şöyle oluyor. Senin öğrenmen atıyorum 1-2 saatte bütün olayı kavraman.
1-2 saat olurken, çünkü layer'ı biliyorsun, işte shader nedir biliyorsun, işte atıyorum oradaki şekillerin ne anlama geldiğini, sahnenin ışığın ne anlama geldiğini biliyorsun mesela. Yarım saatte olayı kavruyorsun. E tabii hiç bilmeyen birisi oradan başlayabilir ama onunkisi herhalde bir gün, iki gün. Tabii. Yani işte sadece öğrenme eğrisi çok uzun sürüyor orada. Çünkü gerçekten geçen gün Koray Brandt'ı dinliyordum mesela. Adam ta işte 10 sene önce C Sharp'la falan, belki de 20 sene önce C Sharp'la falan uğraştığı dönemlerden hatırladığı bilgilerle şu an mesela açmış bir 3D şey yapmış. Render almış. Render almış herhangi bir şeyden ve onu oyun kodlamasına kadar götürmüş. Adını unuttum da Unreal Tournament'ın bir tane şey var ya, oyun yapma şeyi, neyse adını unuttum. Oraya kadar işi götürebilmiş. Yani eskiden aslında öğrendiğin şey, yeni gördüğün şeyin çok destekleyici oluyor. Çünkü aslında tool'lar sadece gelişiyor. Çok bambaşka olmuyor. Bir sonraki versiyona geçiyor. Bir sonraki versiyona geçiyor. O senin önceki bildiklerin yeni gelen tool'u hızlı öğrenmeni sağlıyor anlamda. Şimdi benim burada şeyi de merak ediyorum. Yani klasik bu muhabbet no tool, şey, no code araçlarını konuşunca hep Yücel, şimdi sözü sana vereceğim. Yani geleceği hakkında sen ne düşünüyorsun? Yani şu anda evet girip böyle az bir şey de olsa kod yazmaya ihtiyaç duyuyoruz ama bu tool'lar geliştikçe acaba gerçekten tamamen sürükle bırak artık insanlar fikirlerini hayata geçirebilecek mi acaba? Yani olacağını söylüyorlar birkaç yerde, birkaç böyle sözü dinlenen yine feyizli abiler. Diyor ki ya şu an atıyorum rakam yanlış olabilir ama 2 milyon ya da 4 milyon developer varsa, uygulama App Store'da uygulaması olan kişi varsa işte bu 6-7 katına çıkacak 2030'a kadar diye. Yani bu işte maker olabilme bariyeri biraz daha aşağıya inecek. Hali hazırda da yani ben hangi product manager'la, hangi girişimciyle konuşsam bana şunu diyorlar. Ya senin ürününü bir app yaptın, SaaS yaptın diyelim. 100 bin kişi kullandı. Yani çok büyük, belli bir limiti aştıktan sonra sen el mecbur o ürünü yeniden yapacaksın. Altyapıyı yenileyeceksin diyor. E sen bu noktaya kadar madem bu yeniden yapılacak, bir no-code aracı kullanabilirsin. Fikri test etmek için ilk aşamada, yani ben bir girişimciyim ya da hobi olarak bunu yapmak istiyorum. Bir an önce bir ürünüm olsun, ortaya bir şey çıksın istiyorlar. Bu hazzı yaşamak da bence çok önemli. İşin bir de şey, business tarafıyla, girişimcilik tarafıyla ilgili benim çok sevdiğim bir örnek var. Yine işte birlikte uygulama yapmıştık biz Barış'la. O şimdi Berlin merkezli bir startupta çalışıyor. Kurucusunun şey var, tecrübesi var, yazılım da biliyor ama bir satın alma sitesi, pazar yeri sitesi yapacak, M&A platformu. İşte evlerin, dükkanların, iş yerlerinin satıldığı, yani büyük asetlerin ticaretinin olduğu bir platform yapacak. Oturuyorlar bunu, 2-3 ayda platformu yapıyorlar Bubble kullanarak. Ondan sonra ama şey yok, yazılım ekibi yok, IT ekibi yok. Bunu pazara salıyorlar abi. Yanlış olmasın 1500 tane müşteriye ulaşıyorlar. Kullanıcı değil, müşteri. Yani Bubble'ın çalıştığı platforma insanlar büyük asetleri alıp satıp satım yapabiliyor. Burada işte belli bir süre sonra iki yol çıkıyor karşısına. Ya Bubble'la devam edeceksin. Orada no-code araçlarının büyük bir bölümü kullandığın kadar öde mantığında. Sen işte şu kadar API request bağlıyorsun ya da şu kadar kullanıcı, günlük şu kadar aktif kullanıcı şeyin varsa bu arttıkça bana daha fazla para ödersen mutlu mutlu burada çalışmaya devam edersin diyor. Ama şunu kararıyor, ben daha farklı kişiselleştirilebilir işler yapıyorum, farklı entegrasyonlar yapmak istiyorum. Bubble'ın çizdiği çerçevede bunları ben yapamıyorum. O zaman ne yapıyor? İşte benim arkadaşımın da olduğu bir ekibi kuruyorlar ve istenilen ürünü sıfırdan orada geliştirmeye başlıyorlar. Bir yandan onlar mesela ürünü test ettiler, 6 ay geçti. Ürünü hala müşterilerin %80'i Bubble'lı versiyonu kullanıyor. Bir yandan o IT ekibini kuracak, o operasyonu döndürecek, gelir de bir yandan akmaya devam ediyor Bubble'la. Çok güzel. Bu harika bir örnek benim için. Yani burada çok da ben gerçekten mesela işte 1,5-2 sene boyunca işte yazılım yapalım diye fikrimiz vardı. Bir türlü o ürün çıkmadı. Niye? Çünkü biz app yapacaktık, native olacaktı. Böyle ya webde çalışsın bile olmuyordu. O zaman da biraz ön yargı da oluyor. Bize çok dediler ya WordPress var, yaparsınız edersiniz. Ya app, benim illa app'im olacak diyorsam bak burada Adola var, Glide var. Web tabanlı çalışıyor ama işte bazısı
sana onun işte APK'sını ya da senin App Store'a yükleyebileceğin dokümanı da verebiliyor. Ya böyle her ihtiyacı göre farklı araçlar var. Bilmiyorum, soruyu biraz dağıtmış da olabilirim. Yok, gayet güzel. Benim de no-code tarafındaki araçları aslında özellikle, tamam mı, developerların kullanmadığını ısrarla gözlemliyorum. Şundan dolayı. Developer şöyle düşünüyor. Ben zaten bunu yapabiliyorsam bırak manuel yapayım. Yani çok fazla şans vermiyorlar. Bence orada bir tasarımcıların yükselişi var abi no-code araçlarında. Çünkü tasarımcı şöyle düşünüyor. Abi ben başkasına ihtiyaç duymadan burada işimi halledebilecek miyim? Halledebiliyor muyum diye denerken bir anda aslında kendisini no-tool araçlarında kendi fikrini yaparken buluyorlar. Yani ben şu anda şöyle düşünüyorum. No-code araçlarını ya da low-code araçlarını designer tarafını, UI tarafına, daha doğrusu yazılım tarafına yakın olmayan insanlar, sadece designer olmasına gerek yok, bir fikrim var diyen girişimci de olabilir bu. O kişiler daha çok şans verip daha çok kullanmaya başladılar özellikle. Orçun sen de. Bir şey sormak istiyorum ben bu noktada şu anda. Aslında okey, şu şey, no code evet, hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırdı. Belki hani şu şey, istediğimiz app'leri ya da işte hani girişimlerimizi hayata geçirebiliyoruz vesaire. Peki işin diğer bir tarafında aslında no-code'la yaptığımız sistemler bize uzun vadede daha mı maliyetli oluyor sizce? Bunu Yücel'e ben aslında birazcık sormak istiyorum. Yani bugün atıyorum tmlab.studio'yu baz alalım. Tmlab.studio'nun baştan aşağı işte shoppingiyle, mentorluk hizmetiyle, bilmem nesiyle, Webflow tarafında yürümesiyle uzun vade olarak düşünüyorum bunu, bir 10 senelik falan bir vadede. Bunu standart bir tane işte developer, bir tane frontend ve backendci tutarak bunu yaptırmamız arasındaki sizce maliyet farkı nedir? Sizce hangisi daha avantajlı bu noktada? Çok kısa bir cevap vereyim, sonra Yücel'e topu atayım mı? Abi burada ben maliyete bakmam mesela, ikisini kıyaslayacak olsam. Eğer ki ben Webflow'la işimi çözebiliyorsam gözüm kapalı Webflow'la çözerim. Niye biliyor musun? İnsan yönetmek, o insanın önce anlatıp sonra onun çıktısını almak, o insanın moral motivasyonunu sağlayarak uzun vadede benim şirketimde kalmasını sağlamak. Bunlar o kadar zor şeyler ki, yani ben işimi otomatize edebiliyorsam, no-code'da halledebiliyorsam bence ilk aşamada oradan yürümeyi tercih ederim açıkçası. Çünkü ekip startup'ta ekip kurmak işin en zor kısmı abi. Yani paran olduğu halde doğru insanı bulamıyorsun, doğru insanı bulduğunu düşünüyorsun, çalıştıramıyorsun, uyumsuzluk oluyor vesaire. Bunların hiçbirini riske atmadan ben o tarafta işimi çözebiliyorsam oradan yürürüm diye düşünüyorum. Peki dolar 7.30 kendi mi gerçekten böyle düşünüyoruz? Evet. Çünkü fikrin muhtemelen globaldir abi. Yani 7.30 olması çok problem değil. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Şu aşamada senin alıp çalıştırabileceğin insan şu anda yurt dışındakinden farksız maaş istemiyor bu arada Türkiye'de. Yok, kesinlikle öyle, kesinlikle. Şu anda ben yurt dışında atıyorum 2-3 bin dolara çalışabiliyorum deyip, eğer ki sen beni burada Türkiye'de çalıştırmak istiyorsan ben yine aynı maaş aralığını istiyorum diyor. Maaşlar şey olduğu için açıkçası biraz gereksiz yükseldiği için şu aşamadan sonra kullanacağın tool da dolar bazında, tutacağın adam da ya da insan da dolar bazında değerlendirmen gerekiyor. Ya doğru söylüyorsun. Ben bu arada şey, hani uzun vadede olayın birazcık hani maliyetine, o ben her zaman şey tarafındaydım aslında. Tmlab tarafında da öyle. Birazcık hani böyle maliyet tarafında ben daha aktif, hani bunları daha çok düşünen bir insan olduğum için bunu da hani size sormak istedim. Acaba sizce Webflow mu uzun vadede daha mantıklı ve manalı bir yatırım, yoksa işte backend veya frontend hybrid'de bir kere de bu işi çözmek mi daha diye. Bence şey, şu anda gayet manalı açıkladım bu arada Adem. Çok mantıklı dediğin şeyler. Yücel'e de ben aslında burada sormak istiyorum. Senin de fikrini ben çok merak ediyorum bu noktada. Abi ya burada en kaçamak cevap şey olur ya, ihtiyacına göre, girişimin ölçeğine göre değişir diye, ama ya burada ne kadar custom bir şeyler yapmak istediğiyle ilgili. Mesela biz bir ufak bir proje yapıyoruz. Ben başka bir servisle, diyelim işte Türkiye'de Stripe yok, Easyco var ve ben bu ödemeyi bağlamak istiyorum. Bunun için ne yapacağım? İşte Türkiye'deki freelancerları bulacağım. Bana bunun bir maliyeti var. Orada diyelim ki, ya da kendi sistemimi kurdum. Kullandığım yazılımın güvenlik yaması çıkacak. Yeni paket güncellemeleri gelecek.
bunların Adem'in de dediği gibi bir stresi olacak, geliştirmesi olacak. Öteki tarafta ben bunu eğer işte Zapier'le yapabiliyorsam işte aylık $20-30 ve bunda gerçekten para harcayabilecek bir paraysa benim için globalde 20 lira zaten düz mantık. Ama Türkiye'de ya benim bunu uzun vadede en azından bir 6 ay içerisinde bu harcadığım Zapier'e ya da o entegrasyon için kullandığım araca ek maliyete katlanabileceğimi çıkarabileceksem orta vadede mantıklı olabilir bence. Öteki tarafta dediğim gibi ya ben mesela biz de Webflow değil girişim fabrikasında Tilda kullanıyoruz. Webflow benzeri daha basit. Orada şöyle bir hesap yaptık biz. Ne olacak? Bir server alınacak. Onun yönetimi var. İşte SSL kurulması var. WordPress güncellenecek gecenin birinde. Ona bakacak kimse yok o ekipte. Dedik Tilda kullanalım. Hemen aynı maliyete gelecek. Ne olacak? Bunu bırakamama maliyeti olacak. Yani burada 3 sene sonra hadi platform taşıyoruz dediğimizde onu belki bir haftayla bir ay arasında oradaki bütün content'in, blokların, yazıların indirilip işte orada SEO olarak en az zararla çıkacak şekilde onun geçişi var. Yani bir geçiş maliyeti de var. Onu da bahsetmedik. Mesela işte Bubble vakasında tamam 6 ay 1 sene Bubble'la yürümüş. Artık karar değiştirildi. Büyük bir adım atacağız. Oradaki belki de o değişken maliyetleri çok fark etmez ama ilk adım atma maliyeti daha da üzebilir bence. Ona bakmak lazım. Kesinlikle. Süper abi. Bu şey sorulunca abi no code olayına bu arada no code asıl soruma geçmeden önce mesela sen güzel bir şeylerden bahsettin. İşte Zapier'le çözebilir miyim? Başka birkaç tane otomatize eden tool'lardan falan bahsettin. No code deyince sadece Webflow gibi, Bubble gibi yani site yapan ya da uygulama yapan araçları düşünmek doğru değil gibi geliyor bana Yücel. Sen ne düşünüyorsun? Yani bunun aslında üçüncü parti işinizi otomatize eden her şey için aslında bunu söyleyebilir miyiz? Yani ben bir Zapier'le bir basit bir otomasyon yaptıysam işte mailimi bağlayıp oradan Twitter'ı trigger eden bilmem ne yapan bir şey yaptıysam da aslında buna no code diyebilir miyim? Ya tabii sonuçta Zapier olmasaydı ya da Intragomat olmasaydı Yücel yazılımcı değil, tasarımcı değil. Yücel bunu yapmak için başka birisine muhtaç olacaktı. Yazılımcı arkadaşı yoksa. Orada ya da Yücel oturacak kod yapmayı öğrenecek. Bunun başka çıkar yolu yok. Ya da işte Yücel birkaç tane araç kullanacak. Bunları yapabilecek. İşte kod öğrendi. 3 ay sonra yaptı. Ama 2 saat sonra da yapabiliyor bu tool'larla birlikte. Hem onları yaparken de belki de şey olabilir. Ya bu kod yazıp yazmamayı isteyip istemediğini de öğrenebilir. Yani oradaki Arda'nın şeyi de güzel. Mesela Webflow biraz geçmişe götürmüş. Belki orada keyif de alıyorsa ya tamam ben bunu kendim işte CSS'de bir şekilde yaparım derse o da onun tercihi olabilir. Belki daha uzun sürer ama keyif alarak yapar. Orada daha konforlu bir alanda çalışabilir. Bu arada ben mailing için kullanıyorum mesela. O da no code abi. Figma'nın pluginleri var. Mesela ben iş geldi bana mailing için. Çok zahmetli bir iştir bu arada. Yani bir türlü istediğim tasarımı o oturmaması vesaire falan. Yani Figma'da çok kolay bir plugin var. Tam adını hatırlamıyorum. Marker mı öyle bir şeydi galiba. Yaptığın tasarım hem desktop hem mobil olarak mailing olarak sana HTML olarak çıktı veriyor ve direkt exportu paylaşıyorsun ve MailChimp'te gömüyorsun, zip upload ediyorsun ve iş bitiyor. Mesela yani dediğin gibi sadece olay web sitesi mobil app değil, mailing olsun ya da Zapier'daki o trigger muhabbeti ki biz de kullanıyoruz olsun. Yani kodun ihtiyacı olup da kod kullanmadan bir şey yapabiliyorsan bence her şey evet. Node code benim için. Süper. Bu arada yeri gelmişken olumsuz bir şey de söyleyeyim abi hızlıca. Şimdi dedim ya Tilda kullanıyoruz. Ben push göndermek istiyorum siteye giren kullanıcıya. İznini alıp daha sonradan o kullanıcıya web bildirimi göndermek istiyorum. Bunu WordPress'te çok kolay yaparsınız. Kendiniz sıfırdan bir platform kurdunuz. Yine yaparsınız entegrasyonu olunca. Ama ben yapamadım. Çünkü orada dosya sistemine erişemedim bir türlü. Bana diyor ki OneSignal ben sana şimdi bir JavaScript vereceğim diyor. Bunu git şu klasöre koy diyor. Orada ben çalıştıracağım onu otomatikman diyor. İşte şu script'i de oraya yapıştırdığında bu çalışacak tertemiz diyor. Ben o şeyi istediği JavaScript dosyasını oraya koyamadığım için dosya yönetimine erişimim olmadığı için
çalışmadı. Çalışıyordu ama artık çalışmamaya başladı. Yani böyle şeyler de olabilir. Aynı sorun Weblog'da da var bu arada. Yani böyle no code olduğu için belli yerlere ulaşabiliyorsun. Her yere seni kurcalattırmıyor. Böyle yeni sorun deliriyorsun. Yani. Evet. Yani bir dil, orada dil değişik bir şey. O kadar basit bir şey ki yapamıyorsun. Yani çünkü Weblog'da bu arada bazı kısımlar çok yeni. Mesela shopping kısmı, free download falan daha yeni gelmiş yani. Mesela bir yerde tıkanıyorsun, oraya müdahale edemediğin için abi bayağı deli ediyor seni. Böyle Twitter'dan atıyorsun, forumlara giriyorsun falan ve bakıyorsun yapılamıyor yani. O yapılamıyor. Kesinlikle. Onu biraz sıkıntıya sokuyor. Evet, ya bir de support'a yazıyorsun mesela. Diyor ki arkada çalışması lazım diyor. Evet evet. Kalıyorsun bu, böyle bu arada ya. Hüseyin, izlediğine sevindim. Normalde ben yayının arasında sen aklıma gelmiştin, senden bahsedecektim. Hatta geçen gün ben kime bahsettim senden? Şu an emin değilim. Bir ortamda bir konuşuyorduk. Hüseyin Gayran son zamanlarda şey Webflow özelinde böyle işler yapmaya başladı. Böyle timeline'ıma düşüyor. İşte Webflow'da işte bilmem SVG butonlar, işte sekmeler, bilmem neler diye böyle küçük küçük komponentler yapıyor. Benim çok dikkatimi çekti. Aslında Webflow dikeyinde şu anda şey yapmış. Hani o WordPress'in ilk çıktığı zamanlarda Temforest'a ilk girenler var ya, milyon dolar seviyesine ulaşanlar temaları. Aslında ben Hüseyin'i öyle görüyorum şimdi. Şu anda Webflow'a erken marketine girmiş olması ve orayı anlamış olması yarın öbür gün onun çok işine yarayacak. Geçen de birini önerdim. Yani Hüseyin'in yaptığı gibi sen de girebilirsin Hüseyin, diye. Bu arada Hüseyin selamlar. Interaction kısmında gerçekten yani uçup ki ben de görüyorum, soruyorum. Hatta o da entegre 3. parti uygulamalar falan da önerdi bana. Yani interaction bu animasyonlar falan, Hüseyin gerçekten zaten o konuda şu an herhalde gördüğüm bir numaralı insan uygulamadı. Ve ben normalde arada yayına davet edecektim. Şey yapamadım kendisine. DM'den ulaşamadım. Orada şey oldu. Neyse çağırdım. Bu arada şey başka zaten. Başka zaman Hüseyin'le görüşürüz. Bizim markette de şu anda en çok satan ürün aynen. Hüseyin'in ürünü aynen. Galiba. Yani deli aynen. Gibi şu anda Hüseyin'in ürünleri yani peynir ekmek gibi satıyor. Ruslar şey hani, Ruslar mı sistemiz ya? Ruslar evet, enteresan bir şekilde full Ruslardan talep geliyor bizim shop'a. Çok güzel. Anlamıyorum yani. Gerçekten ama tamam, çok güzel gerçekten. Bir konuya geldiniz. Sizin markete bir ürününü koyandan komisyon alıyor musunuz abi? Buna ben cevap vereyim. TMLab'in maddi tarafında ilgilenen bir insan olarak. Bu arada şey, TMLab'in dükkan tarafında şöyle bir durum var. Biz tabii ki de hani her şeyi TMLab'in shop'una kabul etmiyoruz. Bazı noktada biz de bunu filtrelerden geçiyoruz işte. Nedir bu? Bir tablo vardır. Bunun gerçekten bir sanat eseri değeri taşıması gerekir. Ya da işte hani bir handmade bir şey olması gerekir. Veya hani unik bir şey olması gerekiyordur vesaire. Bu noktada tabii ki de hani biz insanlara belli bir fayda sağlıyorken bundan komisyon almamamız kaçınılmaz bir şey. Ama elbette ki hani rakiplerimize göre, daha doğrusu rakip demeyeyim, şu anda hani biz bir topluluk olarak böyle bir shopping sistemi yaptığımız için aslında biz bir işte Shopier ya da ve benzeri gibi oluşumlarla herhangi bir rekabet içerisinde asla değiliz, zaten olamayız da. Ama bir %15'lik bir komisyon alıyoruz. Biz her bir tasarımcı ve sanatçıdan. Bu bağlamda gayet işte güzel abi. İnsanlar şöyle, hatta şu anda 3-4 tane sanatçıyla bir kontak halindeyiz ve onay bekliyoruz. Hatta 2 tanesinden onay geldi. Şu anda onların işlerini sisteme ekleyeceğiz yavaş yavaş. Hani o bağlamda biz insanlarla aslında iletişime geçtiğimizde ve insanlar bize bizim şartlarımızı sorduğunda işte sizin olayınız nedir abi vesaire gibilerinden, biz şunu diyoruz abi, biz sizden sadece %15 komisyon alıyoruz. Atıyorum 100 liralık koyduğum bir şeyi %15'i bizimdir ve kargosu bilmem nesi tamamen size aittir. Sipariş geldiğinde biz sizi direkt olarak bilgilendiriyoruz ve siz karşı tarafa bunu shipping yapıyorsunuz. Ve bu gerçekten bir şekilde insanların çok ciddi derecede hoşuna gidiyor. Çünkü insanlar şunu biliyorlar, gerçekten tasarımla ilgilenen ve tasarım alanında iş üreten insanların bir noktada hedef kitlesine çok rahat bir şekilde ulaştırabileceğimizi düşünüyoruz. En azından bunun için adım atıyoruz. Hani bu doğrultuda iş yapıyoruz. Bu sadece tabii ki de Hüseyin yaptığı hareketli animasyon pekleriyle sınırlı değil. Burada bizim iletişimde olduğumuz işte seramikten bardak yapan sanatçılar da var. İşte poster yapan, yağlı boya, akrilik boya yapan insanlar da var. Aslında tasarımın her bir noktasına biz değinmeye çalışıyoruz.
font satan insanlar var, serigrafi baskı yapan insanlar var vesaire. O noktada soruna cevap olarak %15 sadece komisyon alıyoruz ve süper. Zaten bu bence komisyonlarda gayet, her zaman makul abi. Ve zaten çünkü hani şöyle de bir zaten durum öyle var. Bir o şimdi şöyle bir şey var. Yani çok pardon abi. Zaten oradaki %15 bana çok makul gelmesinin sebebi şu. Siz belli bir komünite oluşturmuşsunuz ve gerçekten şey hani değerli insanları bir araya toplamışsınız. Yani böyle troll de yok içinde. Yani troll dediğim şey konudan alakasız insanlar yok. Direkt hedef kitle. Evet. Hedef kitle olduğu için öyle bir komünite, öyle bir market oluşturmuşsunuz. O marketin altyapısı için aslında bir teknik altyapı hazırlamışsınız. Bütün ortam hazır. Neden o markete koyunca %15 kesilmesin ki deyince makul geliyor bana. Aynen öyle. Kaldı ki zaten şu anda biz mesela kestiğimiz mentorluk servisinden de öyle. Kazandığımız %15 komisyonlarla biz zaten Arda'nın konuşmanın başında da bahsettiği gibi bizim bütün bu miktarlar bizim TMLab kasasında birikiyor. Ve aslında günün sonunda yine bizim TMLab takipçilerine, TMLab Slack kanalı abonelerine bilmem neye fayda sağlamaya çalışıyoruz. İşte Notion'dan hediye dağıtıyoruz, işte ne bileyim Sketch'ten lisans veriyoruz ve benzeri. Bunların hiçbirisinden cebimize hiçbir miktar para koymuyoruz. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz abi. Artı eksi 5000 lira bizi fakir de yapmaz, zengin de yapmaz. Biz her zaman bunu bilincindeyiz. Sadece bir noktada biz insanlara katma değer sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Süper, süper abi. Gelelim o özel soruya, muhteşem soruya. Muhteşem soru da şu. Webflow sürükle bırak, artık bir şeyler yapabiliyoruz. Bubble'da mobil uygulamamızı hayata geçirebiliyoruz. İşte Zapier'le bir şeyleri otomatize ediyoruz falan filan falan filan. Abi tamam da bu bilgisayar mühendisleri ne yapacak? Yazılımcılar taş mı yiyecek? Yani konu oraya geliyor. Hep abi, kafalarda aynısı da tam tersi bu arada. Reverse. Yazılımcılar da tasarım yapıyor, tasarımcılar mı? Sanki meslekler değişiyor gibi biraz. Mesela bak şimdi mesela önümüzde bir tasarım var. Bunu işte Webflow'da ya da onun gibi araçlarda tasarımcılar mı oraya aktarıyor? Yoksa yine yazılımcılar mı oraya geçmesi lazım? Böyle bir şey var açıkçası. Orada bir dönüşüm var ve kafalarda ciddi soru işaretleri var. Yücel sen bu konuda ne diyorsun abi? Ya aç kalmazlar ya kesinlikle. Sonuçta diyelim ki biz dördümüz bir proje yaptık no code'la. Güzel de gitti. Ama scale etmek istiyoruz artık. 1000 kullanıcı var. Sığmıyor. 10.000 kişi gelmek istediğinde patlıyor ve deminki örneklerde de olduğu gibi elimiz kolumuz bağlanıyor. Müşterilerden mesela sürekli feedbackler geliyor. Şu özellik lazım. Şu özelliği çalışması lazım. Tam biz oraya işte Q2'de, Q3'te bunu yapacağız. Böyle vardır ya roadmap'ler, işte bir yıl boyunca ekleyecekleri özellikleri yazabiliyorlar. Çünkü yapabilecek ekip var içeride ve o özgürlük de var. Yani ürünü kendileri sıfırdan yarattığı için arkadaşlar istedikleri ürünü istedikleri zaman ekleyebilirler. Ama bir no-code platformundaysanız işte Bubble'ın çizdiği çerçeve kadar, Webflow'un çizdiği çerçeve kadar kalıyor. Yani orada illaki mesela diyelim biz yaptık Webflow'da bir site, takıldık. İşte deminki arkadaşın ismini unuttum, kusura bakmasın. Onu bul, ona ulaşacağız ya da hiç tanımıyoruz. Webflow'un şey vardı, bir yetenek kısmı vardı. Adını tam hatırlayamadım. Ya yani oradan birisine gideceğiz. Yani oradaki birisi ekmek yiyecek ya da biz işte gelir de elde ettik buradan. Tamam artık biz kendi sistemimizi tercih edelim ama yazılım da bilmiyoruz. Ekibe bir yazılımcı gelecek. Bence ya benim şeyim, hayalim bu şekilde. O diyecek ki sizin sistem bu, yaptıklarınız bunlar, yapmak istedikleriniz bunlar. Sizin ürününüz mobil uygulama olması lazım, web olması lazım ve şu teknolojiyle yazılması lazım. İşte geçen ya Bora abi gibi birisinin gelip şey yapması lazım, sistemi böyle tasarlayıp bunu süper yapıyoruz demesi lazım bence. Yani bu soru ilk aşamada çok da mantıklı değil. Şundan dolayı özet geçersem senin demek istediğine, aslında bir ürün fikrin var ve bunu aslında test etmek istiyorsun. Gidip bu hazır araçlarda çok rahat yapabilirsin. Yani hani belli limitli olarak şu anda çok da ucu açık şeyler yapamıyorsun. Yani nasıl diyeyim ben sana, gerçekten ucu açık şeyler yapılmıyor. Seni çok fazla limitliyor. Bir fikrini denemek için basitinden bir kendine landing page, Bubble tarafında kendine bir mobil uygulamasını yapıp çok hızlı şekilde markete koyup abi fikrim acaba işe yarıyor mu deyip piyasaya bir anda salabilirsin.
Orada ne zaman aslında yazılımcılar biz taşmayacağız muhabbetine geri dönecek olursak, ne zaman o yazılımcıya gidiyorsun? Fikrin gerçekten tuttuğunu görüyorsun. İnsanlar tarafından sevildiğini görüyorsun. İşte o zaman gerçekten bir ekip kurup bunu bu no-code araçlarının daha da ötesine götürüp ben bunu bir hani bütün dünyaya yaymak istiyorum dediğin durumda, yani daha kompleks bir uygulama yapmak istiyorum dediğinde yine ekibini kurup devamını ettireceksin. Ha, bu şu anda böyle. Ama 5-10 sene sonra ya da daha kısa vadede abi, bu no-code araçları ben bir şey diyebilir miyim? Artık her şeyi yapabiliyor seviyesine gelince o zaman bilmem. Ben soracağım bir dakika. Uzay kapını sıkacağım. Bir dakika bir şey diyeceğim. Yazılımcılar için bu geçerli. Yazılımcılar için. Ya bak, şey... kısa özet geçmiş. Şimdi bu sadece Webflow tarafını söylemiş. Basit mobil uygulamalar da Bubble tarafında yapılabilir. Yani aslında şu anda internetin çoğu gördüğünüz web sitesini çok rahat Webflow'da yapabilirsiniz. Single page application'ları kastetmiyorum şu anda. Yani atıyorum bir dashboard vardır, kullanıcılara bir girdi çıktı, çok böyle fazla datanın aynen döndüğü bir şey vardır. Onlar hala eski şey, geleneksel yöntemle devam ediyoruz. Soru için biriniz de araya girin abi. Ben bir şey diyeceğim. Bu arada şey, bence uzun vadede büyük kayma DevOps'u arayacak abi bu noktada. Her ne olursa olsun. İşin bir de o tarafı var bence. Okey, tamam, no-code'da bir şeyler yapıyoruz vesaire ama işin bir de gerçekten en scale edilebilir boyutu var ya da işte hani DevOps'la alakalı bazı yapılabilecek şeyler var ve optimizasyonlar var. Lütfen verme. Kötü haber vereyim abi. Şu anda Superpeer dediğimiz sistem hiç içeride DevOps'u olmayan tamamen serverless bir mimarinin üzerine inşa edildiği için DevOps yalan abi. DevOps'lar beni, DevOps'lar beni şeyde yayından sonra bıçaklayacak. DevOps yalan dedi. Sen şu anda linç coming abi, sana ben sana söyleyeyim yani. Yayından sonra Adem DevOps'lar tarafından ben... bıçaklanacak. Bence dağılalım, biz gidelim hadi. Aynen. Arda, senin bir sorun bu Arda. Ya ben teknik anlamda bir soru değil, şey cümlesi kurmuştum. Biraz da tasarımcı tarafını biraz savunmak için soracağım abi. Şey dedin, direkt hızlı bir şekilde hayata geçirmek için bunları kullanıp sonrasında gerekli insanları bu işi bırakmak, hani vermek. Aha, yazılımcı evet, tarafı evet, böyle. Ama ne yazık ki tasarımcı tarafında neden böyle oluyor? Neden böyle oluyor yani? Yapılan bir iş başta başlanıyor hızlı bir şekilde ama iş bize şey, anladın demek istedim yani, gelmiyor iş bir türlü ve hep ürünler böyle devam ediyor. Ya işte kolay değil de basite kaçıldığı için tasarım tarafı, evet, yazılım çünkü hep ihtiyaç duyuluyor. Mesela Webflow'da bizim yaptığımız esasında hala yüceliğin dediği gibi şey, test bu arada yani. Çünkü biz hep şey istiyoruz. Ya Webflow'u bırakalım da kendi sistemimiz olan bir şey olsa keşke. Mesela Webflow'u kullanmamıza rağmen böyle bir hayalimiz var. Çünkü Webflow olsa da bir yerde kısıtlıyor. Yani o yüzden biz de her zaman şeyi düşünüyoruz. Hani bir yere gelelim, bir noktaya gelelim ki emin ellere bırakalım. Yani bu teknik anlam tarafı diye. O yüzden kim olursa olsun Webflow'da, yani mesela portfolyo için Webflow okey. Landing page için okey. Yani kendi basiclerin okey. O yüzden mesela Hüseyin'in Blue Receipt sitesini de bakabilir. Çok başarılı bence animasyon veya tasarım anlamında da ve kullanışlık anlamında da ödül vesaire de alırlar. O yani bence en uç o, yani şey tarafına kadar. Ondan sonrası için belki gerekiyor olabilir. Webflow ara ara yayınlıyor şey anlamında. İşte Webflow'la yapılmış siteler diye yayınlıyor. O listede bence çok uç örnekler de var bu arada. Civilization var mesela abi, onu herkes biliyordur sanırım. Yani nasıl yapmışlar ve hangi motivasyonla yapmışlar? Ben hala çözemedim ama var ya. Hiç anlamıyorsun değil mi? Yani niye var, böyle bir şey yapmışsın? Ama normalde bizim hani dünyada da öyle mi bilmiyorum ama Türk mantığı olarak hep biz Webflow'u da kullansak bakış açımız şöyle. Abi şu aşamada tasarıma ihtiyaç yok. Şeyle çözeriz. Hazır temayla çözeriz o işi. Çok kasmaya gerek yok da bir bakış açısı var. Muhtemelen Webflow'daki temalar da aslında bu tarafta çok kişinin, böyle düşünen girişimcilerin de aslında yardımına koşacaktır diye düşünüyorum ilk aşamada. Bence Ardacığım, bu bahsettiğin konuya girsek çıkamayız umarım. Çünkü evet, 4 senedir biz bunu konuş bitiremedik. Herkes kendi, yani yazılımcılar diyor ki no code çıktı, biz ekmek mi yiyeceğiz? Tasarımcılar diyor ki yazılımcılar tasarım yapıyor, biz mi ekmek yiyeceğiz? Kim? Yani yapay zeka diyeyim, gelecek, biz zaten şey yapmayacağız bir şey, o yapacak abi. Yani, abi o yüzden... Bu arada da şey... Sence
Yayının ortasında devam bahsettim. İnan bana yazılımcılar çok fazla şans vermediğini görüyorum açıkçası. O yüzden ilk keşfedenler designerlar olacak orada. No code tool'lar için mi? Evet evet aynen. Yani neden design... abi? Onun nedenini de söyleyeyim bu arada. Mesela bizim başka projelerimiz de vardı abi hep. Yani üniversite zamanından beri. Hiç yapamıyoruz anladın mı? Yani çünkü yazılımcılar bulamıyorsun. Para istiyor. Ya tabii doğal olarak para istiyorlar ama biz daha öğrenciyiz. Hani abi dur bir bakalım falan ya da başlıyorsun yarım kalıyor falan. Hep içimizde bir ukta yani ulan yazılımcı. Çünkü abi tasarımcı yazılım yapamaz ama yazılımcı tasarım yapabiliyor. Tool'ların kolaylığından. Abi ben lerden dolayı o yüzden no code'a ilk giren tabii ki de tasarımcılar oluyor. Çünkü bir şeyleri hareket ettirmek, o tasarımın abi, çalıştığını görmek istiyorlar. O konuda ağzı yanmış nice tanıdıklarım var. Kardeşini yetiştiriyor tasarımcı olarak ya da kardeşini şey olarak yazılımcı olarak yetiştiriyor. Abi, abim yazılımcı işte ben tasarımcı oldum oradan düşün ya. Direkt yaşayan bir abi örneğin. Bak 2013 senesinde galiba işte şey Tepir'i ilk yaptığımda bak 2013 senesinin ekonomisine baktığınızda 60 bin lira para gömmüşüm Tepir'e. 3 tane yazılımcı değiştirmişim. Hatırladım, neredeydin Betlov? Neredeydin bilmem ne? Neredeydiniz siz? falan. Ben böyle ilk protele girdiğim döneme denk geliyor. Tapir'i hatırlıyorum. Aynen. Aynen. Ozan live'a çıkmıştık. İşte Ozan 60 bini yediğimiz zamandı tam olarak. Sıfırı tükettiğimiz zamandı yani. Güzel. Güzel. Peki şeyi soracağım ben bu arada. No design diye bir şey var mı abi sizce peki? No design ufak ufak AI ile yapmaya çalışıyorlar ama henüz çok sağlıklı olmadı gibi ya. Yani olmadık biz bunu. Olmadı. Soru ama gelmiş şey orada ya. Yapay zeka ile ilgili yani demin konusu açıldığı için. Tam olarak bunu konuşuyorduk şimdi. AI her şey değişiyor. Siz sistemi geliştiriyorsunuz. Sistem bizden çalışıyor gibi bir döngü var. Evet evet. Yani aslında şey gibi. Bu burada çok güzel bir yere değmiş. Yani yazılımcılar hala aslında bu ya sistemleri geliştirirken o sistemleri kullanan başka insanlar tekrar bir şeyi otomatikleştirirken aslında otomatikleştirmenin de bir tık ötesini yine yazılımcılar geliştiriyor. Yani aslında orada bir kısır döngü var. Yani her zaman sistemler gelişecek. Bu sistemi geliştiren insanlar gerçekten yazılımcılar olacak yani. Günün sonunda öyle taş yemek diye bir şey yok. Sadece ayak uydurmak diye bir şey var. Abi şu anda ihtiyaç no-code araçlarıysa şu anda sen de yazılımcı olarak bunun 2-3 sene sonrasını düşünerek tamam mı? Ben şu anda bu işin neresinden tutarım ve ben bu mesleğimle burada nasıl fayda sağlarım? Ya da burada araçlar gelişirken ben bunun neresinde dururum kısmını her zaman düşünmen gerekiyor. O zaman daha şey oluyor. Abi zaten... Mantıklı bir yerde oluyorsun. Yani yazılım da ve tasarım da ikisi de o kadar büyük bir evren ki yani. İlla dokunacağımız yani bir yer vardır yani. Asla bitecek bir yani şey olarak görmüyorum ben. Sektör ve dünya olarak görmüyorum bizim yaptığımız işi. Yani tasarımda, yazılımda sadece işimiz UI UX değil yani. Sizin için de aynen yazılımın sadece bir dalı değil yani. Bir sürü şey var. O yüzden taş yemeyiz diye düşünüyorum. Evet, evet aynen. Abi benim için çok güzel bir yayın oldu. Hafiften böyle toparlama kısmına geçiyorum ben de. Yani Yücel, seni çok az konuşturdum kusura bakma. Şey diye burada hani TM Lab ve TM Lab'in Webflow'u özelinde bir yayındı. Burada seni burada olmanı istediğim şey de şeydi aslında. Webflow tarafına geçince orada senin tecrübelerinden yararlanmak istedim ki çok güzel bilgiler paylaştın bizimle. Çünkü bu arada Yücel'i de şeyden takip edebilirsiniz. Hemen ufak böyle kapatmadan önce insanların da reklamını yapalım. Yücel Twitter'dan takip edebilirsiniz. Çok güzel bir tane thread'i vardı. Hatta inanılmaz like ve retweet almıştı. Ben geçen gün bir önüme düştü. Hani no code tool'larıyla alakalı böyle birkaç günde bir uygulama yapmanın tecrübesini aktardığın, hangi araçları kullandığın kısa bir thread'di aslında o da. Hı hı. Oradan da şey yapabilirsiniz. Yücel'i bulabilirsin. Abi sana nasıl ulaşacaklar? Abi ben Twitter'dan ulaşabilirler. En aktif nasıl? Oradayım. Kullanıcı adı? Yücel Faruk Sahan yazınca çıkar zaten. Sen şey yapsa bence yayını kapat. Diğer arkadaşlarla biz konuşurken sen isminin yanına Twitter adresini yaz. Tamam. Orçunuzu da almış. No-code'u şey yapabilir miyiz? Gerçekten anlatabilir miyiz diye ben bir yaptım. Çünkü bir tane tool var Glide. Ben sürekli birkaç ay boyunca sürekli o sitesine giriyorum. Change log'una bakıyorum. Neleri yapmışlar, yeni neler var, işte template'ler çıkarıyorlar, neler yapılabiliyor diye. En sonunda dedim ki, ya benim bunu yapmam lazım. Çünkü gece yatarken falan aklıma geliyor, ya şu da yapılır mı bununla diye. Hmm. En son dedim, ben bir hafta sonra bunu yapabilir miyim?
yaptım. Çünkü çok kompleks bir şey yapmak yapmadım. Bir listening uygulaması yaptım. Kürasyon uygulaması yaptım. Ve oldu. O kadar şanslısın ki şundan dolayı, eğer ki yazılımcı geçmişin varsa ve yazılımcıysan şöyle bir moda giriyorsun. Giriyorsun 2 dakika Webflow gibi bir araca. Birkaç bir şey sürükleyip bırakıyorsun. Sonra bakıyorsun, tamam mı? Ona çok fazla şans vermeme tarafındasın çünkü. Bakıyorsun ya, çok da zorlamaya gerek yok. Bu çok fazla olmamış deyip hemen aslında bildiğin geleneksel yönteme dönüyorsun. Halbuki seni kısıtlayan bir şeyler olunca, yazılımdan atıyorum o kadar da anlamayınca, fikrini hiç olmazsa bildiğin yazılımla yapamayacağını fark ettiğin anda tool'lara daha fazla şans vermeye, daha zorlamaya, onun sınırlarının ne olduğunu görmek istiyorsun. Orada evet. Birazcık senin o aslında yazılıma çok fazla yakın olmamanın da şeyi, artısı bu olmuş. Yani o no code dediğimiz tool'ların sınırı ne? Bununla ben ne yapabilirim? Bunun uç noktası ne diye biraz zorlamışsın aslında. Ya evet, biraz da tabii ya, insana bir şeyleri yapmak istediğinde aslında no code kesinlikle o yüzden imdadına yetişiyor. Yani hayaller kalmasın, işte birkaç sene patinaj çekmesin girişimci, ya da girişimci olmasına da gerek yok. Hobi olarak ben blog sayfamı yapmak istiyorum kendim. Bir CV'mde o web site yazdığında beni gören kişi, görmek isteyen kişi baktığında tamam özenmiş desin. Ben bunu istiyorum ve bunu kendim yapmak istiyorum ve son olarak çok uzattım. Ortaya bir şey çıkarıp, bir ürün çıkarıp, fiziksel olabilir, dijital olabilir. 5 kişinin bile, 10 kişinin bile bunu kullandığını görmenin hazzını bence herkesin yaşaması lazım. Süper. Yani yazılımcılar bunu zaten yaşıyor. Tasarımcılar zaten bunun hazzı, belki ayrı bir webinar konusu ama işletme okuyanlar, işin business tarafındakiler ürüne dokunmadıkları için bence o hazzı çok tadamıyorlar. Onun için bile bir kere böyle bir girip çıkmak yeterli olur. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Ben davet etmesem ben yine izlerdim bunu. Şey yapmıştım, hatırlatıcımı oluşturmuştum. Teşekkür ederim. Çok da memnun oldum. Umarım keyifli bir sohbet. Katılım için çok teşekkür ederim. Bu arada son söylediğine çok katılıyorum. Hemen şey, Adem sen bana paslamadan önce şey hazzı inanılmaz yani. Ben bir tasarımcı olarak tabii yaptığın ürünler kullanılıyor vesaire, başkalarına ait olan ürünler, ama yani kendi yaptığın bir şey analitikte bile gördüğün zaman Rusya'dan, Amerika'dan giren o birileri kullanıyor. Sen oturuyorsun o durduğun yerde. Yani o his inanılmaz bir şey gerçekten. O yüzden bile insanın bir böyle bir şey, ufak bir şey yapıp hani PR'ını yapıp paylaşıp yani bunu yaşaması lazım. Çünkü büyük bir motivasyon oluyor. Ben çok kişisel olarak çok zevk alıyorum. Yani böyle ulan birileri kullanıyor, giriyor siteye falan diye. Hani şey yapıyorum, işim olmasa bile açıp TNNet'le ilgili bir şey çok ekleyeyim güzel. Diyorum. Ekliyorum falan yani. O yüzden bu çok güzel bir şey yani, görmek, şey yaşamak. Süper. Onu yani katılıyorum sana o konuda. Arda, sen aslında cevap niteliğinde söyledin. Sen de kapanış anlamında hani söylemek istediğin bir şeyler varsa, sana da nereden ulaşabilirler? Yani Twitter adreslerinizi yazsaydınız aslında. Yazayım hemen. İzleyenler ben ya şuna gideyim 2 dakika bir şey sorayım dediğinde ulaşabilecekleri bir şey yazsan güzel olur aslında. İsim değiştirmeye baktım da şurada. Arda Arıcan bu arada direkt zaten şey yani Twitter'da. Şöyle hemen. Zaten Arda senin adını Arıcan yazdıklarında muhtemelen işte Behance, Slayer, evet, bilmem ne, orası burası muhtemelen. Kendimi bir Google'layıp denedim, kolay bulunabiliyor muyum diye. Bulunabiliyorum. abi sektörde bir şeyler üreten ve aslında böyle aktif olan insanlar zaten birinci sırada çıkıyor. O konuda. Abi zaten yani birinci sırada çıkmasa bile şunu diyeyim yani, ben yaşadığım için bu deneyimi, bir şeyi dediğim hep bunu söylüyorum. Ulaşmak istiyorsa yani o ikinci sayfada olsun, üçüncü sayfada olsun Google'da önemli değil. Aha. Yani gerçekten ulaşmak istedikten sonra ulaşıyorsun. Çünkü ben de çok kafayı kıran birisiyim bu konuda, takıntılı birisiyim. Bu bir kişi olsun, bir konu olsun. Yani şöyle kapatabilirim ben de. Ben de hiçbir şey bilmiyordum abi. Yani bu tasarım tarafı da olsun, webflow olsun hiç önemli değil. Ama yani bir şeyi kafaya takınca onu çözmek için her şeyi yapabilirsiniz. Yani internet eskiden böyle yoktu bu kadar. Yani ben çok yaşlı değilim ama internetine vardı, ama yani oyun oynuyorduk sabahtan akşama kadar. Bu kadar topluluklar, bilgi kaynağı yoktu. Yani şimdi YouTube'da yazıyorum, iki kelime yazıyorum, bir kelime yazıyorum. Onunla ilgili milyon tane ders çıkıyor. O yüzden insanlar biraz artık buradan beslenebilir. Üstüne bir şey katmak istiyorlarsa artık bugün işte Superpeer gibi ya da diğer servisler, mentorluklar, insanlar artık birebir, bu da değer kazandı artık. Birebir iletişim de çok önemli artık, deneyimleri paylaşmak açısından. O yüzden artık her şey çok kolay. Önemli olan siz isteyin yeter yani diyebilirim. Süper abi. Şaka gibi değil mi ya? Şey yani
Çok uzatmak istemiyorum da ben de hani SiteMinet'le bir aralar uğraşıyorduk. SiteMinet'te onun kod tarafına girip bir şeyleri yapıp bozmaya çalışıyorduk. Ondan sonra işte ne bileyim PCNet'tir, şudur budur, frontend, front page. Hayır, ben ActionScript yazıyordum ya. ActionScript vardı. Abi şey, aynen. Konuştuğumda nerelere geldi yani. Aslında hiçbir şey değişmedi. Sadece tool'lar olabildiğince böyle her geçen gün modernleşiyor. Uğraştığımız şey günün sonunda aynı aslında. Doğru ya, yani şu an oturup hani Dreamweaver'da kod yazmakla baktığımda şu an aslında senin profesyonel hayatında yaptığın şeyin çok bir farkı yok galiba Adem yani. Yani yalnız sen güzel bir şey var. Evet evet. Yani sadece değil, hani bu noktada tool'ların ve kullandığın teknolojilerin sadece işte değişiyor ve sen de bunu ayak uyduruyorsun. Konu tamamıyla bu işte. Peki bir soru olacak Adem'e ve Yücel'e. Yani peki bu ucu nereye gidecek abi? Şimdi eskiden hayal ettiğimizde Webflow'u hayal edemezdim ben, bu kadar basit bir şey hayal edemezdim. Çünkü AI falan diyorlar da yani okey hani neyse de, o başka bir konu bence ama bizim kullandığımız bu tool'lar, yani Webflow'un bir ötesinde, yani Webflow'da bir gün bitecek. Daha nereye, nasıl bir teknolojiye gidecek bu kullandığımız araçlar? Bununla ilgili bir öngörünüz var mı? Onu merak ediyorum. Abi bu sorunun cevabını biliyor olsaydım şu anda 1 milyar dolar seviyesinde fikri hayata geçirmek için uğraşıyor olurdum. Bu yayında sizinle olmazdım, onu söyleyeyim. Şu anda Amerika'da Hawaii'de böyle. Sürükle bırakın ötesinde ne olabilir? Yani şu bu şey gibi abi, telefonlar yokken hani görüntülü görüşmeye falan hayal edemezsin ya, ama olunca olan yaptı adamlar dersin falan. Onun gibi bir şey yani, o yüzden bazen de buraya takılıyor kafam. Ne olabilir? Sürükle bırak. Ama daha ne olabilir? Arda şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten bunun cevabını bilmiyorum ama bunun cevabını, bu sorduğun soru çok kıymetli. Bunun cevabını beyin fırtınası yapacak bir şey lazım. Arkadaş çevresi lazım. Niye biliyor musun? Buna beyin fırtınası yaptığın zaman birkaç tık öteyi görmeye başlayınca oradaki ihtiyaçları fark edip aslında bir ürün çıkartabiliyorsun. Yani eksiği görebiliyorsun. Bir tık ötesini görebiliyorsun falan. Çok değerli şeyler. Yani evet, bunun şu anda bir cevabı yok ama bunu sık sık kendimize sormalıyız. Yani beğendiğin bir ürünün bir tık ötesi ne olabilir? Yaptığın işin bir tık ötesi ne olabilir? Hep bu böyle kafamızı sorgulayan bir deli gibi soru olması lazım. Ya mesela yorum var. Ne istediğini yazacaksın, o sana verecek ürünü falan. Evet, abi, şu anda bunun basit seviyede örnekleri var. Örnek vereceğim abi. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Bunun basit seviyede şu an yapılan versiyonları var. Ama gerçekten şey anlamında primitif. Yani Instagram'ın flow şeyini alıp, işte timeline'ını alıp, işte Facebook'un tabini alıp bilmem ne yapıp birkaç bir şey birleştiriyor. Diyorsun ki bana işte sekmesi olan, sekmelerinde şu olan, timeline'ında fotoğraf akan bir uygulama yap diyor. Çat 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 bir şeyleri birleştiriyor. Hazır değil. Ama bunu yine günün sonunda aslında designer çiziyor yani. Bak, bunu yazanlar bu yorumu yapanlar görüşürüz izlemiş bence. Abi şey, çünkü evet, abi, mevcutta var olan şeylerin aslında remixliyor. Aynen öyle. Yani orada şimdi, yani atıyorum şimdi biz bir landing page yapacağız. Landing page işte tasarımı yaptık. Oraya hangi tekstleri yazacağız? Bunun için işte yaratıcı bir arkadaş oraya bir slogan buluyor, marka buluyor. Görmüşsünüzdür siz de headline diye bir yine bu yapay zeka şeyini kullanan headline var. Orada ne yapıyorduk? Oradaki sloganı, title'ı generate edip yapıştırıyorduk değil mi landing page'imize? Adam şey yaptı, landing page ürününü duyurdu mesela. Landing page'i de gel benden yap diyor. Yani bu, ben yok artık dedim orada. Şaşırtmıştı beni gerçekten ya, şimdi bile. Dedim vallahi helal olsun ya, bunu düşündü. Orada bir adım elendi peki, mesela. Peki şu şey mesela, günün sonunda gerçekten her şey böyle falan filan gittiği noktada siz biz işte tasarımcılar ve yazılımcılar gerçekten daha az iş gücüyle bir takım şeyler yapabiliyor hale gelecekken içinde bulunduğumuz coğrafyada kazandığımız paraya baktığımızda mesela bunun nasıl bir olumlu ya da olumsuz tarafları olacak, ben şu anda en çok onu merak ediyorum yani. Hani bence bu noktada şöyle bir şeye olay evrilecek, çok pardon affedersin. Bunun aslında arka planını yöneten insanlar sanıyorum bir noktadan sonra biz olacağız abi gibi hissediyorum. O da yapay zeka olursa ne olacak? Onun arkasında yapay zeka var, onun arkasında yapay abi, zeka var. O zaman abi, sıçtık yani. Olay bitti abi. Tamam, olay acayip bir yere gidiyor. Ben burada hemen moderatör olarak sözü alayım. Arkadaşlar abi, yok, biz sabahlar konuşuyoruz Ademciğim yani. Süper süper aynen. Şimdi tmlab.studio'dan hatta daha ben tekrar son kez yazayım. tmlab.studio'dan
ulaşabilirsiniz. Tasarım özelinde abi ben de kendimi burada geliştirmek istiyorum, tasarım topluluğunun içinde var olmak istiyorum diyorsanız TM Lab'den Orçun'la Arda'ya ulaşabilirsiniz. Ondan sonra Arda ile Orçun'a Twitter üzerinden bireysel olarak ulaşabilirsiniz. Yücel'e Twitter adresini yazdık kullanıcı adı bölümüne. Yücel'e ulaşabilirsiniz. No code özelinde işte yani bir fikrim var bunu hayata geçirmek istiyorum ama şurada takıldım. Çünkü bir fikrim var bunu nasıl yaparım çok geniş bir soru ve bu sorulara cevap vermesi çok güç sorular. Lütfen spesifik sorular sorun insanlara. Fikrim var yapar mısın abi? Evet. Diyeyim. Burada bizi izleyen herkese teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Burada yayını sonlandırıyorum. İyi akşamlar. Bay bay. Ani oldu. İyi akşamlar. Bay bay.